Hocam bir sürü arkadaşım dershaneye gidiyor. Ben kaydolamadım. Ailem kaydetmedi. Ne yapacağım hocam? Evde çalışarak... Dershaneye gidemeyenler için yani evde çalışanlar için çok önemli tavsiyeler vereceğiz Tonguç'un. Um. Birincisi sadece evde çalışarak başarabilir miyim diye bize zaten öğrenciler yorumlarda yazsın. Herkes sorun. dershanede kesin başaracağız diyorlar hocam. Evet dershaneye de... gidenler gerçekten avantajlı. Denemeler çözüyorlar, dersleri dinliyorlar ama sadece evde çalışarak da başarabilir mi? Evet başarabilir. Neden? Çünkü isteyene her şey mümkün. Yani taşıma süre değirmen dönmez. Sen hocaların istediği için, annen baban istediği için değil, kendin istediğin için iyi bir fen lisesini Anadolu lisesi kazanabilirsin ve sen de bunu istiyorsan Peki ne yapmalıyım hocam? Ne zaman gerektiğini hemen söyleyelim. Öncelikle dershaneyle Okul arasında yani dershaneye gitmekle dershaneye gitmemek arasında ne fark var onu söyleyeyim. Birisi dershanede konu anlatımı yapılıyor. Gerçekten çok iyi hocalar konuları tek tek anlatıyorlar. Soru çözümü yapılıyor. Hocalara soru sorma imkanı var. Denemeler var ve tabii ki arkadaş ortamı var. Bunların avantajları da var bazen sıkıntılar da olabilir. Arkadaş ortamı beni çok kitliyor Bazen arkadaş ortamında geyik yapabiliyorsun. Peki gitmeden ne yapabilirsin? Youtube'dan bizi izleyebilirsin veya başka kanalları izleyebilirsin. Kitaplarından çalışabilirsin. Tonguç akıllı takip sisteminden yani tastan soru çözümlerini tek tek takip edebilirsin. Ve süreli ve konsantrasyonlu çalışıp bazen de sessiz ortamlar dediğimiz kütüphanelerde de ders çalışabilirsin. Şimdi burada bilmen gereken şey şu Tonguç. Birincisi eğer günü mutlaka planlarsan Dershaneye gitsen de gitmesen de başarılı olabilirsin. Diyelim ki dershaneye gittin ama de plansızsın. Aman işte bugün ders var ardından çıkacağım Onlar zaten diye. planlıyor bana ne? Aman dersen dershanenin de sana faydası olmaz. Ama sen gününü mutlaka planladıysan. Öyle böyle veriyorlar ki zaten yapamıyorum. Evet gününü mutlaka planladıysan. Mesela biz LGS tekrar programları veriyoruz sana. Veyahut da kendine çalışma planlama, çalışma planına çalışma programı yapabilirsin. O zaman zaten ne yapacağını biliyorsundur. Mesela dersin ki bugün günlerden Pazartesi, sonra salı geliyor, sonra çarşamba geliyor, perşembe. İşte matematikte çalışacaklarım, fende çalışacaklarım, Türkçe'de çalışacaklarım. Sonra diğerlerine ayrı bir program yaparsın mesela. Bunları tek tek yazdıysan, sen salı günü fenden ne çözeceğini, ne çözeceğini biliyorsan... ...veyahut da e, günü fenden ne çözdüğünü biliyorsan... ...esaslı gününü planlamışsındır ve bu da senin başarını ciddi bir şekilde artırır. Sonuçta Kitaplar da sana kazandırmaz. Sınavlar, denemeler, hocalar da kazandırmaz. Sen kendi kazanacaksın. Kendi planını kendi yapmalısın. Onların hepsi birer araç. Ve sevmediğin konulara da çalışmakta ısrarcı olmalısın. Yani şöyle düşün. Bir maça çıktın tamam mı? Top oynuyorsun, maç yapıyorsun böyle la, la la la. Top çeviriyorsun ama gol atmaya çalışmıyorsun. Ama ne hissediyorsun? Gol atmak Sabri zor. Sabri şut ve gol. Bak Sabri şut ve gol diye. Genelde Sabri vurduğu zaman taç oluyor. Ama kesin Aa. bir şey varsa bak şurası önemli Tonguç'um. Maçta en önemli şey nedir? Gol atmak. Eğer gol atmadıysan maç sıfır sıfır beraber ter. Sen eğer zor dersleri yani matematik gibi, fen gibi bazen Türkçe uzun soruları çalışıp zorlayıp ısrarcı davranıp halledemezsen sadece kolay derslerle ve takılırsan gol atamamış olursun. O yüzden zor derslerde ciddi bir şekilde gayret göstermen lazım, ısrarcı olman lazım ve hemen pes etmemen lazım. Ve rutinlerinden de taviz vermemelisin. Nedir rutinlerin? Sabah erken kalkmak. Erken yatmak ve uykunu tam almak. ...iyi bir kahvaltı yapmak. Her gün mutlaka soru çözmek. Haftada bir an en az iki üç kez deneme çözmek. Ve bu denemeleri doğru saatte zamanında çözmek. Bunları bir rutin yaparsan ve bunlar senin için vazgeçilmez şeyler olursa başarı gelir. Bir de haftalık hedeflerine ödül koymalısın. Demek ki birincisi neydi? Hedefini belirliyordun. İkincisi vazgeçmiyordun. Üçüncüsü de vazgeçmeyi başardın. Diyelim ki ben bu hafta üçü soru çözeceğim dedim... Mesela LGS tekrar programını aldın. Burada diyelim ki atıyorum şuradan bir tane örnek verelim. E, LGS hızlı tekrar programında matematik takviyeli programı bu mesela. ikinci haftanın birinci haftasında çarpanlar ve katları bitirdin. Tekrarını yaptın. Sorularını çözün, On dakika yaptın. Toplam diyelim ki 200 soru çözün. E artık bir ödül hak ettin. O ödülün ister sosyal medyada belli bir süre geçirmek. ister iyi bir işte böyle çok da zararlı olmayan bir abur cubur yemek olabilir. Sonuçta veya bir arkadaşla buluşmak olabilir. Veya bir film gitmek olabilir. Çünkü hedefine ulaştın. Bilhassa da haftalık hedeflerine ödül koyarsan daha iyi olur. Yani her gün ödül koyarsan olmaz. Bu hafta çözmem gereken işte diyelim ki günde en az 200 sorudan 200 çarpı 7 1400 soruyu çözdün mü? Artık ödül hak ettin Tonguç'um. Bu ödülünü artık alabilirsin. Bu senin motivasyonunu artacaktır. Bir de çalışma esnasında öğrencinin en çok takıldığı şey şu. Telefon mesela dershane giden öğrenci telefonu kullanamaz derse yani hoca her bakalım. Sen de eğer telefonu alıp odanın dışına koyarsan Telefonun esiri olmazsan. Telefon senin esirin esas Telefon sen ne dersen onu yapar. Bana oyun ver oyun o... Bana mesaj at, at at... Ama telefon sana beni kullan. Benden ayrılma. Bana 15 dakika diye girmişken 15 saat dur. Beni asla bırakama diyorsa o zaman sen telefonun esiri olmuşsundur. Ve bu sefer de başarısız olursun. Dolayısıyla telefonunu odanın dışına çıkaracaksın. Uçak modu falan bazen kurtarmayabiliyor. Ve televizyonu da asla yani içeriden televizyon sesi geliyorsa annenden babandan rica edeceksin ki ya kardeşim biz burada ders çalışıyoruz. Siz orada zenginden hayat dizisini izliyorsunuz. Ben rahatsız oluyorum. Ya sesini kısın ya da bana daha sessiz bir ortam sağlayın demelisin. Başarını artırmalısın. Bir de kendini takip et. Yani denemelerim artıyor. Mesela diyelim ki Bazen inişler azalışlar olabilir ama diyelim ki ilk denemede 60 net yaptın, ikincisi 55 net yaptın, sonra 66 yaptın, sonra tekrar 63'e düştün. Sonra 70 net yaptın. İniş çıkışlar olsa bile toplamda çıkış yaptığını görmek de seni motive eder. Her hafta kaç soru çözdüğünü görmek, deneme sonuçlarını görmek, doğru yanlış sayılarını bilip ona göre hareket etmek. Mesela diyelim ki bu hafta Türkçeden 3 yanlış yaptın ve 3 yanlışın üzerine gittin. Gelecek hafta 5 yanlış bile yapsan vazgeçme. Niye? Çünkü o beş yanlışı çöz, öbür hafta tekrar iki yanlışa düşersin. Bir de sınava kadar yapacağın yanlışların her biri sınavda sana doğru olarak dönecek. Çünkü sınavda yaparsan o yanlışı, ha bu böyle yapılıyormuş dersin. Ama sınavdan önce yanlış yaparsan ve çözümünü öğrenirsen sınavda o hatayı yapmazsın. Şimdiden sınavlarında başarılar. Teşekkür ederim hocam. Unutma, öğretmenler, kitaplar, dershaneler, kurslar hepsi birer araçtır. Esas Amaç önemli. Senin amacın iyi bir sınavı kazanmak, iyi bir lise kazanmak ve bu amacı da sen kendi başaracaksın. Şey Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.